Koyma değil, benim kız kardeşim dükkanına geldi. Yemek yemeği yağını yükseğe çıkıyoruz diye. Yanındaki arkadaşlar tehdit edince öyle aramızda bir arbede çıktı. Ondan sonra da onlar da öyle kafalarına göre bir şeyler yapmaya çalıştı. Biz de öyle bir cevap verdik. Tehdit neyden kaynaklı? Tehdit burada bir arkadaş var, ben Cumhurbaşkanı'nın berberiyim diyor. Ben bu sokağın sahibiyim diyor. Bizim Cumhurbaşkanı'na boynumuz kullanacak. Bugüne kadar sustuysak da zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırına sustu. Ama burada ben bu sokağın sahibiyim. Bilmem ne. Bunlar gerçek şeyler. Gerçekten Cumhurbaşkanı berberiymiş. Evet. Burada berberin şey gelmişler burada. Bizi buradan çıkaracaklar. Siz buradan gideceksiniz. Tehditleri ailemi. Arabamızı parçalamışlar annemin. Babamın arabasını şimdi parçalamışlar. Küçücük kız kardeşimin üzerine yürümüşler. Aynısı Allah'tan ya. Zaten peki yan dükkan mı efendim? Yani evet. İkisi komşu. Aynen öyle. Şimdi karakola ifade vermeye gidiyorsunuz. Aynen. Bak arabanın aynalarını ne hale getirmişler babamın. Şu hale bak. Bak. Hadi görüşürüz. Şirketin arabasını hale getirmişler. Bir anda yan tarafla kavga olmuş ve Okan Kurt'u çıkartmıyorlarmış dışarı. Polisi sokmuyorlarmış dükkanın içine. Nerede yaşıyoruz biz? Nerede yaşıyoruz? Beykoz Emniyeti nerede? Nerede yani bu polisler? Anlayamadım yani. Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi? Çıkartmayacağız Okan Kurt'u o dükkandan. Nasıl oluyor bu işler? Bütün basındaki arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Adamın can güvenliği yok yani. Bir inin bakalım Hira'na. Ben yoldayım. Ben de gideceğim kadın başıma.